Asık suratların korkulu rüyası Ayran geliyor. Tez canlı ve heyecanlı. Çok bilen yanılan, araştıran araştıran, çok bilen yanılan. Ayran gönüllü, o ne görürse ona olur hayran. Ayran ne güzel ayranmış. İşte bu Kaleci Volkan. İşte bu da Semih. Hepsi birbirinden harika. Hepsi birbirinden güçlü. Of of. Bir türlü karar veremiyorum. Hücum mu oynasam yoksa savunma mı? Aslında orta sahada da oynayabilirim. Uzun boyluyum, güçlüyüm. Biraz antrenmanla çelik gibi bir orta saha oyuncusu olabilirim. Of. Bu formayı giydik hepimiz biriz. Yenilsek de yok başka bir kimsemiz. Beyaz, beyaz, kırmızı yazar. Tarihe bizim kalemimiz. Araştıran, araştıran, çok bilen yazar. Milli takıma göre bir oyuncuyum. Fatih Hoca beni istediği yerde oynatabilir. Gerekirse kaleye geçip kaleden kaleye gol bile atarım. Aa! Herkese merhaba. Size harika bir haberim var. Kariyerimi futbol üzerine yapmaya karar verdim. Bu sefer çok eminim. Hem bu yeni bir şey de değil. Yürümeye başladığım günden beri futbol oynuyorum ben. Mahallede de okulda da gol kralıyım. Şimdi de profesyonel bir futbolcuyla tanışmak üzereyim. Futbol kelimesi Türkçe'ye İngilizce foot, ayak ve ball, top sözcüklerinin birleşiminden geçmiştir. Yani futbol, ayak topu demektir. Futbol, dünyada en yaygın takım sporudur. Oyunun amacı topu rakip kaleye atmaktır. Topu elle veya kolla oynamak kesinlikle yasaktır. Ama kafayla ya da kurallara uygun olarak bedenin herhangi bir yeriyle topa vurulabilir. Çinliler binlerce yıl önce deri toplarla futbolu oynayan ilk ulustur. İngilizlerse futbolun kurumsallaşmasını sağlamışlardır. Evet, işte. Merhaba futbolcu arkadaşım. Merhaba. Benim adım Ayran. Milli takımın yıldız oyuncusu. Yani gelecekte. Senin adın neydi? Adım Uğur, soyadım Yören. Alifat Cebisoy İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Kaçıncı sınıftasın Uğur? 7. Ne zamandır futbol oynuyorsun? 4 sene. 4 senedir oynuyorum futbolu. 7. sınıfta olduğuna göre yaşında 12. O evet, 13 yaşındasın. Demek ki 9 yaşından beri futbol oynuyorsun ha? Peki nasıl başladın? Hevesim vardı ilk önceden zaten. Futbol oynamak istiyorum. Sonra kulübe hazırdı annem beni. Burada. Ne diye herkes gibi sokakta futbol oynamak varken bir kulübe yazıldın ki? Daha iyi gelişimi sağlıyor. Daha iyi. Hocanın eğitimi altında. Tabii. Ben de senin gibi teknik eğitimin faydalı olduğunu düşünüyorum aslında. Peki kulüpte neler öğrendin? Şut çekme, orta açma, uçma, pas verme, yerden oynama. Oo, çok iyi. Uğur, sahi sen nerede oynuyorsun? Forman da farklı, yoksa sen kaleci misin? Evet. Aa, çok güzel. Kaleci bir takımın... Takımın gururu. Neyi neyi? Gururu. Aa, gol yemediği sürece tabii. Uğur, golü yediğinde ne oluyor peki? Mesela gol yiyince herkes yükleniyor üstüme. Tabii. Onu yapamamalıydın diye. Etkisi altında kalınca moralim düşüyor. Ona daha da fazla gol yeme neden oluyor. Ama bir de kurtarırsan... Kurtarınca herkesin şeyi oluyorum. Göz bebeği. Evet.
Uğur'la şimdiden bir takım olduk. Nasıl da paslaşıyoruz ha? Uğur, futbol hakkında yeterince bilgisi olmayan arkadaşlarımız için birkaç futbol dersi vermeye ne dersin? Futbol takım ruhudur. Takımla oynanır futbol. Hı? Çok doğru. Peki bu takım kaç kişiden oluşur? Sahaya 11 kişi çıkılır. Minik takımda 8 kişi. Hı? Gerçek sahada futbol 22 kişiyle sahaya çıkılmaz da yedekler falan 22 kişiyle oynanabilir. Kaleci dışındaki oyuncuların görevleri nedir? Anlatır mısın arkadaşlarımıza? Libero adam tutar. Kaleye çekmelerine izin vermez. Kaçırtmalı adamları. Orta sahada forvete pas yapar gol atması için. Onlar da gider forvete gol atmak için. Kalenin oraya. Forvetin işi de zaten gol atmak. Onlardan gelen pası gole çevirmektir. Penaltı nasıl olur? Penaltı da ceza sahasında adamın faul yaptığı zaman hakem penaltı noktasını gösterir. Oradan kaleyi görünce sabit bir nokta vardır. Oradan kimsenin olmayacağı bir alan. Sadece kaleciyle karşıdaki futbolcu koyar, vurur. Artık kaleci yerse de yer. Avuta gider. Kaleci de tutar. Free kick? Free kick ceza sahasının biraz yani şeyleri gerisinde. Faul yapıldığı zaman free kick verir hakem. Oradan kaleyi gördükleri için şut çekerler. Ama şeyde adam koyuyoruz o topun önüne geçirmesinler diye. Üç adam topu geçirmezlerse atak olmuyor. Geçirirlerse de ya bende kalıyor ya da gol oluyor. Ya da avuta çıkıyor. Son olarak offside. Offside. Bütün adamlar geri. Karşı adamı öndeyse offside oluyor. Bu kadar. Ders yeter herhalde. Evet. Peki sen neden futbol oynuyorsun? Daha eğlenceli bence. Ben ayakla oynamayı daha da çok seviyorum. Ayağım. Ben futbolu seviyorum yani. Peki hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe. Fenerbahçe'de en beğendiğin oyuncu kim? Volkan. Tabii ya, takımın kalecisi. Evet. Uğur, aramızda kalsın ama Volkan bazen öyle goller yiyor ki yani. Kaleci dediğin gol yiyecek. Sırf kurtarmak değil. Kaleci dediğin gol yer. Haklısın. Zaten top da yuvarlaktır. Oynarken neler hissediyorsun? Futbol oynarken bir şut kurtardığımda şey oluyorum işte. Seviniyorum. Kendimi güçlendiriyorum. Daha yemeyeceğim diye. Gol atıldığında da çok duygulanıyorum. Peki kabuslarını süsleyen bir pozisyon var mı? Hani olmasın diye dua ettiğin. Kaleyi 12'den görmesi bir futbolcu. Boş görmesi. Önde hiçbir adam olmaması, hiçbir adamın onu tutmaması. Ya penaltılar? Penaltıda korkuyorum tabii ama şaşırtıyorum. Bayağı penaltı kurtardım şaşırtarak. Aa, peki böyle şaşırtmacalı kurtarmalar yapabilmek için haftada kaç saat çalışıyorsun? 4 saat. Cumartesi, pazar mı? Hayır. Salı ve perşembe günleri. Derslerini nasıl etkiliyor peki? Etkilemiyor. Derslerimi yapıp sonra buraya geliyorum. Aferin. Düzenli futbol oynamaya başladığından beri neler değişti? 9 yaşındayken kimse benim futbolda arasını almıyordu. Kulübe gelince tabii tecrübem oldu. Daha kuvvetlendim. Daha iyi oynamaya başladım. Sonra mahalle maçlarının aranan elemanı oldun değil mi? Peki kulübe nasıl geldin? İlk önce seçilmeler vardı kulübe. Herkes seçiliyordu. Ben de ilk önce oraya katıldım. Sonra seçildim aralarından. Nasıl seçildin? Maç yapıyorduk. İsteyenler geliyordu kulübe yazılmak için. Oynadım. Kazandım. Dolayısıyla kulübüne gelmeye başladım ondan sonra da. Sonra? Hocam beni iyi ettiğini anladıktan sonra minik takıma çıkarttı. Orada oynadım. Liglere gittim. Yenildik, kazandık. Güzel duygulardı. Yıldız'a çıktım. Yıldız'dan sonra sırada ne var? Sonra 14-16 var. Sonra A takım var. Sonra da gençler var. Hı hı. Oraya girdikten sonra kulüp geliyor bizi seçiyor. Genç takımdan sonra
seçiyorlar bizi. Güzelsek alıyorlar mesela. Güzel derken? Yok, güzel oynuyorsak. Alıyorlar. Öyle yıldız oluyoruz. Ha. Peki nasıl kaleci oldun? Reflekslerim güçlü. Performansımdan dolayı ben istedim tabii. Geldim ilk denememde. Güzel olduğumu anlayınca kaleye geçtim. Hmm. Güzel oynayınca yani. Biz okulda takım kurarken bile herkes hücumda oynamak istiyor. Kimse kalede beklemek istemiyor. Herkes gol atma peşinde olduğu için gol atınca şey herkes onun gururunda oluyor. Herkesin aklında oluyor. Ondan herkes futbolcu olmak istiyor. Ama sen kaleci olmak istedin. Ben de top kurtarmayı seviyorum. Uçmayı. Refleksim yeterli olduğunu düşünerek kaleci oldum. Uçup topu yakalıyorsun ya. O an nasıl hissediyorsun? Güzel oluyor. Mutlu oluyorum en başta. Önce kendimde gurur duyuyorum. Karıştıran, araştıran, çok bilen, yanılan, ayran. Gönüllü o ne görürse ona olur hayran. Ayran, gönüllü o ne görürse ona olur hayran. Bir bakıma kaleci olmak en iyisi. Top kaleye kadar gelmediği sürece rahat değil mi? En fazla ne bilmesi gerekir ki? Bütün mevkileri, her şeyin yerini bilir. Forvetse forvetin oynayan yerini bilir. Sağa çıksa sağa çıksın, sola çıksa sola çıksın. Hmm. Orta sahada oynuyorsa orta sahanın, defansların. Ama neden? Hani onların durumunu bilmezse kendi açısından kötü olur. Kaçırdıkları zaman gole dönüşebilir o top. Oo! Kalecinin de işi hiç kolay değilmiş. Evet. Peki örnek aldığın bir kaleci var mı? Var. Volkan. Ha tabii ya. Nasıl da bilemedim. Volkan'ın en başta hırsını örnek alıyorum. Bir gol yiyip de sonra bırakmaya bir huyu yok. Devam ediyor maça. 0-0'ımız gibi. Beraberlik istiyor. Takıma ateş veriyor. Moral veriyor ilk önce. Dağıtıyor. Herkese moral dağıtıyor. Atarız, atarız diye. İlk bir kalecinin liderlik yapısı önemli. Bir gol yiyip de sonra bırakmaması önemli maçı. Maçın hala devam ettiğini bilmesi önemli. Herkese moral dağıtması önemli. Herkese ateş vermesi önemli. Hırslandırması önemli. Sonunda da evet güzel bir şeyler oluyor. Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi. Evet. Molalarda bir araya gelince ne konuşuyorsunuz söylesene. Yeneceğiz diye hırslandırıyoruz birbirimizi. Sonra da takımımızın ismini söyleyerek yerlerimizi alıyoruz. Böylece takım ruhunu canlı tutuyorsunuz. Peki senin için futbol bir oyun mu yoksa spor mu? Spor. Neden? Çünkü gelişme, bir şeyde gelişme sağlıyor. Zevk alıyorum futbol oynayınca. Uğur peki sen hiç sakatlandın mı? Evet sakatlandım. Sence futbol tehlikeli bir spor mu? Sakatlanma riskleri var, sakat kalma riskleri var. Sakatlanmamak için bir şey yapılamaz mı? Dikkatli olmak gerekir. Hı hı. Tekmelikler var, dizine tekme gelmesin diye. Onları takarız, onlarla oynarız. Sence futbolda amaç nedir? Gol atmak, rakibi yenmek. İlk önce grup... birlikte oynamak yani, arkadaşlık. Maçlarda pasla oynamak, gol atmak. Takım arkadaşlarına kurduğun dostluk ötekilerden farklı mı? Evet, normal hayatta kurabiliyorum ama buradakiler başka oluyor. Takım ruhu olunca. Fatih Hoca'nın da söylediği gibi. Sonuçta futbol bir takım oyunudur. Peki takım ruhu nedir Uğur? Herkesin aynı şeyi istemesi yani. Hı-hı. Pas vererek oynamak, onun bir şey istemesi. Senin gibi futbolcu olmak isteyen arkadaşlarımıza bir pas ver o zaman. Tavsiye de işimizi görür. Herkes futbol oynasın. Halı saha, çim saha, toprak yol, çamurlu arsa hangisi daha iyi olur? Ne yapsınlar? Ne yapsın? Kulübe yazılsın. Kulüpte oynamakla mahalle arasında oynamak arasında ne fark var ki? Büyük bir fark var. Mahallede kavga oluyor, anlaşamıyorsun ama kulüpte daha iyi iş yapabiliyorsun. Oynayabiliyorsun. Kimsenin baskısı altında kalmadan. Çok haklısın. Çoğu zaman kavga çıktığı için maç yarım kalıyor. Senin en büyük hayalin ne? En büyük gelen hayalim futbolcu olmak istiyorum ilk önce. Hangi takımda oynamak isterdin? Nerede? Fenerbahçe'de. Tabii.
Avrupa'da ya da dünyanın başka yerlerinde başka takımlarda oynamak ister misin? İsterim. Benim hayalim futbol oynamak yani. İlla bir yerde olacağım diye bir şey yok. Her takımda oynarım. Senin gibi bir futbol oyuncusuyla tanıştığıma çok sevindim Uğur. Önümüzdeki yıllarda seninle aynı takımda oynamaktan memnuniyet duyacağım. Elbette farklı takımlarda da olabilirim. Biraz alıştırma yapmaya ne dersin ha? Hadi bakalım geç kaleye. Ayran sen atarsan ben de tutarım. Hatırlatayım kaleci dediğin gol yer. Çok bilen yanılan ayran. Gönüllü o ne görürse ona olur hayran. Hakem düdüğünü çaldı ve ayran koşuyor vuruyor. Kurtardı. Bir daha. Koştu 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 vurdu gol! Gol gol! Hakem düdüğünü çaldı. Ayran topa baktı. Karşısında dünyanın en büyük kalecilerinden biri. Kurtaracak mı, kurtaramayacak mı? Ayran koşuyor. Koştu 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 vurdu. Kurtardı.